Bizim boşaltı ben dedim zaten. Ama şimdi etkinliklerimizin ilkine, çocuk meclisimize geçecek olursak, sizce meclis nedir? Bir kişinin fikrini söylediği, ondan sonra da oylanan, eğer evet oyları hayır oylarından daha fazla olursa da o görüşün kabul edildiği yerdir. Ülkelik hayallerinin alındığı yer olabilir mi? Olabilir, evet. Hepiniz zaten biliyorsunuz meclisi, meclis başkanımızı, belediye başkanımızın yönettiğini, meclisi belediye başkanımızın yönettiğini. Şimdilik ben sözü belediye başkanımıza bırakıyorum. Merhaba öncelikle, benim ismim Doğa, soyadım Kula, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu 5G sınıfında okuyorum. Sayın Başkanım, değerli protokol, sayın meclis üyelerim, çok kıymetli arkadaşlarım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, çocuk meclisi oturumunu başlatıyorum. Şehrimizde daha fazla geri dönüşüm kutusunun bulunmasını istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Merhaba, ben Cumhuriyet İlkokulu'ndan geliyorum. Adım Deniz Turgay Topal. Ve okula giderken, gidip gelirken şey oluyor. Bakın, her arabalar kaldırımları işgal etmiş. Kaldırımlardan yürüyemiyoruz. Bence belirli yerlere, bazı yerlere yani, küçük otoparklar yapılmalı. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Adım Elif Erbutur, 10 yaşındayım. Ücretsiz kütüphanelerin açılmasını istiyorum ve okullara güvenlik koyulmasını istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet sevgili çocuklar. Yani Edremit'in bütün sorunlarını şeye yatırdınız, mecliste tartıştınız. Kimileri kabul edildi, kimileri reddedildi. Ama sizi bu kadar bu sorunlara vakıf olmanızdan dolayı çok umutlandım, çok mutlandım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim verdiğiniz söz için. Buyurun. Bu suyun önemine dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için bunu yapıyoruz. Su çok önemli çocuklar. Sağlık için de, koruma kullanma için de. Dağlarında çiçekler açar. Çiçekler açar. Yürüdü, güneş orada sırmalar saçar.